Evet, spiritüel danışman ve aynı zamanda astrolog Ferdi Bozduman'la stüdyomuzdayız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Nülüfer. Nasılsınız? Çok iyiyim. Güzel bir şekilde hayat devam ediyor. Acısıyla ve tatlısıyla, imtihanlarla. Biz bugün tabii ki Esma-ül Hüsna'ları konuşacağız. Hı hı. Ama Esma-ül Hüsna'lara geçmeden önce ne diyoruz? Aşımızı olalım. Aşı sıramız geldiği zaman hiçbir zorluk çıkarmadan aşı sıramızı alıp randevumuzu oluşturup aşımızı olalım ki bir an önce bu illet üstümüzden gitsin. Evet, inşallah söylediğiniz gibi en kısa zamanda aşı olanların sayısı artar ve biz de bu hastalığı en iyi şekilde atlatmış oluruz. Hadi o zaman burçlarla başlayalım. Şimdi, hangi burç, hangi esmayı zikretmeli? Koç burcuyla başlıyoruz. Hı hı. Koç burcunun esmalarıyla devam edelim istiyorum öncelikle. El Cabbar esması, yani El Kahar esması ve El Fettah, El Mubdi ve El Muktedir esmaları Koç burcunun baskın isimleri oluyor. Ben bu arada esmalara direkt girmeden şunu da söyleyeyim. Esmalarla ben 2007 yılında Ender Saraç sayesinde tanıştım ve benim hayatımın dönüm noktalarını oluşturdu Esma-ül Hüsna. Evet, Ender Hüsna. Hocam da benim ona eski da sevgilerimizi partnerimdir. Gönderelim, evet, buradan. Gönderelim. Hatta benim yokluk yıllarımda bir dergide sekreterlik yapıyordum ben. Kitabını kullanabilmemiz için kaynak belirtme koşuluyla izin vermişti bizlere. Ellerinden öpüyorum. Çok düzgün ve kaliteli birisi. Sevgilerimizi gönderelim kendisine. Evet, baskın isimleri olarak Koç burcunun çalışması gereken ana esmaları oluyor bunlar. Tabii burada biraz burçlara da değinelim isterseniz. Neden şimdi söylediğiniz gibi baskın, bu Koç burcunun özellikleriyle alakalı, evet, bir şey. Evet, özellikleriyle alakalı bir durum. Koç burcunun özelliklerini yansıtıyor. Çünkü nereden görüyoruz? El Cabbar mesela iradesini herkese ve her şeye rağmen yürüten. Neden? Koç bildiğini okur, savaşçıdır. Onu kalıplara koyamazsınız. Yarattıkları iradesine uymaya zorunlu kılan. Yani Allah bize tüm sıfatlarını üstümüze yüklemiş ve burçlara göre de bölmüş bunları. Yalnızca ben burada zikir sayısı vermeyeceğim. Hı, onu çünkü onu ben doğru de bulmuyorum. Eski bilgi bunlar tamamen. Ben burada daha çok Esma-ül Hüsna'yı anlamaya, yaşamaya davet ediyorum seyircilerimize. Hı hı. Sayı kişinin kendi bileceği bir şeydir. Hulusu şu burç, bu sayıyı zikretmeli mantığını doğru bulmuyorum. Hı hı. Çünkü bunu çalışmalarımızda da çok deneyimliyoruz. Yani siz 5 defa o ismi zikredersiniz, size 5 defa da fayda gösterir. Bir başkası belki 2000, 3000, 4000 defa çalışması gerekiyor. O yüzden Esma-ül Hüsna'nın adabına göre yaşamak önemli. Hı-hı. O adabına göre yaşamak da tabii ki bir örtünmeyle, o zikri çalışırken bir uygun ortamda yapmak gerekiyor bunu. Hı-hı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü bazen görüyorum, deniz kenarındayım, 99 esmayı kulaç atarak zikir ediyorum diyenleri görüyorum. Bikiniyle, moyoyla bu iş olmuyor ne yazık ki. Mesela iradesini zorla yaptırmaya, orada El Cabbar esmasını görüyoruz. El Kahar'ı görüyoruz. Mustahak olanlara şiddetle kahreden, zalimleri berbat eden, yani bu ne var? Koç burcu bir haksızlığa uğradığı zaman adalet duygusu geliştiği için o zalime karşı savaş açabiliyor. Haksızlığa karşı savaş açabiliyor. Ya da kendisi bir haksızlık yaşadığında bunun hesabını sorabiliyor. Bu esmayı Koç burcunun üstünde baskın olarak görebiliyoruz. Ve bunun yanında El Kahar'ın şöyle bir özelliği var. Kudretinin karşısında her şeyi hükmüne itaat ettiren. Yani nedir? Ben bu konunun böyle olmasını istiyorum dediği zaman, bu fıtratına yazılmış ya koçun, o konuda istediği olay bu şekilde çözülüyor. İnşallah bunu terbiyeli şekilde kullanır koç seyircilerimiz. Bu yönlerini geliştirmek önemli. Çünkü bilgiyi nasıl kullandığımız ya da ilmi nasıl kullandığımız çok mühim ve önemli. Yani bir bıçağı yemek yapmak için de kullanıyoruz. Birine zarar vermek için de. Doğru. Nasıl kullandığınız önemli. İyiliğe kullanalım. Her şeyi iyiliğe kullanmak önemli. El Fettah'la devam etmek istiyorum Koç burcu üzerinden. Hayır ve güzellik ve müminlerin yolunu açan, olanaklar sunan, rahmet ve rızık kapılarını açan, blokajları kıran ve çözen. Koçların hayatına bakın.
Onlar çok bereketli insanlardır ama çok zorluklardan geçerler. Hı hı. Çok ağır imtihanlar verirler. Ama bu esmayı kullandıkları zaman tüm maddi sıkıntılarını rahatlıkla çözüp ya hayırlı kapıların kendilerine açılmasını sağlayabilirler. El-Mubdi esmasıyla devam ediyoruz. Bu arada efendim esmalarla ilgili birçok kitap mevcut. Hı hı. Ama ben en çok Ender Sarac'ın kitaplarını çok seviyorum. Hı hı. Onu belirteyim. Ve bunun yanında İbn Arabi'nin kitapları var. Eski kadim bilgilerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in içindeki tüm meallerde anlamları mevcut. Kullandığımız esmaların anlamlarını lütfen bilelim ki ne işe yarayacağını görelim, ona göre kullanalım. Çünkü lüzumsuz kullandığımız takdirde iyi olacak bir şey yerine bize zarar olarak da dönebilir. Çok doğru. Ve El-Muktedir esması evet, var gene. Evet, Boğa Burcu'na geçelim. Evet, ha. Bir dakika. El-Muktedir'i söylüyor muyum? Açıklayayım mı? Tabii ki. Tamam. Onu her şeye gücü yeten, kuvvet bakımından kendisine karşı çıkılamayan zat. Yani tüm zorlukların üstesinden bir Koç Burcu gelebiliyor. Boğa hı-hı. Burcu'na geçerken Koç Burçları için ben huzurluyum, herkesin fikrine saygı duyuyor ve anlayışla karşılıyorum. Ben huzur içinde yaşamaktan keyif alıyorum diye olumlamalarını da verelim yapsınlar. Bu şekilde. Tamam. Boğa burcuyla devam ediyorum. El Metin, El Kadir, El Muhabbir, El Gani, El Sabur, El Hak. El Sabur diye de, Ya Sabur diye de okuyabilirsiniz. El Sabur çok sabırlı. Hiç acele etmeyen, azap etmeden, acele etmeyen ve cezayı bir vakte kadar erteleyen. Bakın mesela Boğa'nın özelliğine, çok sabırlıdır. Hemen kavgaya girişmez sizinle. Ağırdan alır ama bir süre sonra oradaki bir haksızlık ya da durum onun canını sıkıyorsa ondan sonra sizi cezalandırır. Kendi ilişkisinde ortağını, eşini, dostunu bu şekilde cezalandırır. Cezalandırmadan kastım kalbini kırabilir, üzebilir. O insanla olan diyaloğunu kesebilir. El-Metin çok güçlü ve kuvvetli ve çok dirençli zat. Kuvveti çok güçlü olan, sapasağlam kalan. Burada neyi görüyoruz? Boğa burcunun erkeklerinin ya da kadınlarının olaylar karşısında ya da iş hayatlarında, özel hayatlarında ne kadar dayanıklı ve sabırlı olduğunu görüyoruz. El-Kadir esması tam kudret sahibi, kudretinde sınır olmayan, dilediği gibi yapmaya gücü yeten, dilerse yapan, dilerse yapmayan. Bir boğa çok ağır kanlıdır, ağırdan alır. Kolay kolay harekete geçiremezsiniz. Siz söylersiniz, söylersiniz, ne zaman söylemeyi bırakırsınız, o canı istediği zaman o isteğinizi yerine getirir. El-Muhabbir, tesir eden, bazı hususları geri bırakan, dilediğini geri bırakan, erteleyen. Yani burada tesir gücü yüksek ama bazı olayları geride bırakma kapasitesi de var. Çünkü toprak, toprağın bir doğası var yani. Besliyor toprak ve aynı zamanda şekil veriyor. El-Gani kendisi her şeyden müstahni olduğu halde herkesin kendisinde muhatap bulunduğu zat. Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan, nereden nimet ve boğa burcuyla ne alakası var? Boğa toprak. Toprak bereket demektir ve sürekli çeşitlilik getirir önümüze. El-Hak, inkarı ve reddi mümkün olmayan, varlığı ve yüceliği kesin ve açık olan zat. Değişmekten münezzih olan derler. Kolay kolay değişimi sevmez boğalar. Olumlama olarak ise inadı bırakıyorum ve dinliyorum. Bu kadar basit ama çok etkili. Evet, yeteri kadar maddi ve manevi kaynağa sahibim. Verdikçe, paylaştıkça bolluk ve bereket kaynağına bağlanıyorum. O zaman ikizlerle devam edelim. İkizlerle devam edelim istiyorum ben de. İkizler de ekrana gelirse eğer ki esmaları, seyircilerimiz görsün anlamlarını, en az isimlerini görsünler. Biz bir de ikişer ikişer alalım isterseniz buradan. Tamam. En zorlarını seçelim mesela. Eşşehit mesela ikizler burcunun baskın esmalarından birisi. Her şeyi gözleyip gören, her şeye şahit olan zat, bilinen ve bilinmeyenin sahibi, her zaman ve her mekanda hazır ve nazır. İkizler burcunun gerçekten böyle bir özelliği var. Her şeye her zaman bir çözüm buluyor. Her ortama uyum gösteriyor. Essemi'yi almak istiyorum aralarından. Evet, Essemi'yi yazmışım zaten. Gizli açık, söyleneni gönülden geçenleri ve duaları hakkıyla işiten insanların ve diğer yarattıkların
duyanın duyamadıklarını duyan, algılama kapasitesi sonsuz olan. Neden ikizler çok çabuk çözüm üretiyor? Bir şeyi çok çabuk çözüp pratik bir şekilde onu sonuca ulaştırabiliyor. Olumlamalarınızı veriyorum. Sakin, dingin ve huzurluyum. Vicdanlı olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor. Duygularımı kabul ediyorum. Çünkü ikizler burcu kolay kolay bazı duygularını kabul etmiyor. Doğru. Böyle bir noktası var. Efendim yengeç burcuyla devam ediyor muyuz? Devam edelim tabii ki. Hemen geliyor ekranımıza. Ben Errahim esmasını almak istiyorum yengeçlerde. Burada bugün bunu beraber işleyelim ama tüm isimleri tabii ki siz çalışacaksınız. Ve kendinizi o noktada terbiye edeceksiniz. Tüm burçlar için. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum yayına başlarken. Mesela koç burcu yükseleni koç olanlar dinleyebilecek. İşte boğa burcu yükseleni boğa olanlar, ikizler burcu hem güneş burcu hem yükselenleri boğa olanlar, yengeci konuşuyoruz, güneş burcu ve aynı şekilde yükseleni yengeç olanlar dinlesinler. Yayın heyecanları olabiliyor, canlı yayınlarda böyle şeyler olabiliyor bazen. Engin ve merhamet sahibi. Hangisini bu dünyada Errahim'i işliyoruz yengeç burcundan. Engin ve merhamet sahibi bu dünyada emirlerine uyanlara ahirette ve kalıcı nimetler verecek olan. Yani Errahim dişil özelliğini görüyoruz yengecin ve yengeç besleyicidir ve nimetleri paylaşmayı sever. Aynı zamanda ahiret yaşamında sadece müminlere ihsan ve ikram eden varlıklar içinde seçtiklerini kendisine tanıtan. Yani burada aslında bir çoğalma var. Evet, burada bir büyüme var. El hafız esmasını ben çok seviyorum yine. Kendim de bir yengeç olarak koruyan, gözeten, beladan saklayan zat var. Varlıkları kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar zevale uğramaktan koruyan. Çünkü yengeç burcu sevdiklerini ve insanları korur. Bu esma da yengeç burcuyla mizacıyla inanılmaz uyuşmuş. Tabii ki eksik kalan özelliklerimizi diğer esmalarla tamamlayabiliriz. Mesela kendimizi çok ifade edemiyoruz. Orada belki başka bir El Cabbar esmasına belki sığınmamız gerekiyor. Bazen öfkeyle kendimizi göstermemiz gerekiyor. Olumlama olarak sevgiyi hayatıma çekiyorum. Bolluk ve bereketi çekiyorum. Her an aldığım her nefesi köklerimden ve tüm hücrelerimden yaşıyor ve bu gücü hissediyorum kendimde. Harika. Evet. Aslan Burcu. Aslan Burcu. Öyle devam edelim. El Azim esmasıyla devam edelim istiyorum. Evet. Zatının ve sıfatının derecesi düşünülemeyecek kadar ulu zat. Yani pek azametli, pek hem zati sıfatları sonsuz kemalde olan, büyüklüğü kavranamayacak kadar sonsuz olan, lüksü seven bir aslana ve ne derler Aslan Burcu için, ormanın kralı derler. Bu kadar gösterişli bir burca da böyle bir esma gerçekten yakışıyor. En-Nur esmasını almak istiyorum yine. İçinden seçiyorum. En-Nur olsun. Nurlandıran, nur kaynağı, fiziki alemdeki ışığın çok ötesinde ve üstünde ve başkalarında aydınlatıcı bir özelliğini görüyoruz. Kendisi görünen olduğu gibi başka varlıkları da gösteren, alemleri nurlandıran, aydınlatan. Bir Aslan Burcu tanıdığınız varsa bilin ki o sizi tüm sosyal çevresi içerisinde en gözde yerlere getirmek için de size inandığı takdirde gerekeni yapar. Hayatımda her şey olması gerektiği gibi gerçekleşiyor olumlama olarak. Herkes beni olduğum gibi seviyor ve kabul ediyor. Yaptığım her şey bütünün hayrına oluyor. Diyoruz. Harika. Devam ediyoruz. Başak'la devam ediyoruz. Başak Burcu'yla evet. Evet. Başak Burcu'yla devam edelim. El Kayyum'u seçelim içinden istiyorum. Zeval bulmayan, daim olan ve evreni koyduğu kurallarla yöneten zat, her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren El Mursi esmasını seçiyorum içinden. En ince detayları sayıp dökecek kadar her şeyi bilen, her şeyin sayısını bilen, sonsuz varlıkları her zerresine kadar özellikleriyle yaşayan, dikkat edin, Başaklar detay burcudur. Doğru. Olumlama olarak duygularıma önem veriyorum. Herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Biz değil ben demeyi öğreniyorum. Bunu yapması lazım. Çok biz diyor Başak Burcu. Ben desin. Terazi burcuna geliyorum. Yani güneş burcu terazi olup da yükselen teraziler de
dinleyebilirler. El Latif esması direkt gözüme çarpıyor ekranda. Tüm yararlı şeyleri ve güzellikleri en ince noktasına kadar bilen ve onlara çok kolay nüfus eden ve kullarına ihsan eden, kullarına sezilmez yoldan faydalar veren manasında bir esma ve gerçekten terazi burcunun da böyle bir noktası var. Ticaret ya da basın sektöründe biz bunu çok görüyoruz. Hemen El Vedud, kullarını çok seven ve salih kulları tarafından çok sevilen ve gönüllere sevgi yaratan zat, sonsuz muhabbete yegane layık olan gerçekten aşk insanı teraziler. Bu esma noktasını kendinde kullansın. Sevgi bulamıyorsa sevgiyi de yaşamlarına çekeceklerdir. Akrep burcuyla devam ediyorum. Olumlaması? Olumlamayı geçtim tabii evet. ki. Evet. Haksızlık olsun. Olmadı. Güzel bir tat oldu. Anı oldu. Geçmem. İlahi aşkı hayatıma kabul ediyorum. Kendimle baş başa olmayı ve tek başına hareket etmeyi seviyorum. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. En aynen. önemlisi. Hı hı. Ben sevgiyim. Akrep burcuyla devam ediyoruz. Güneş burçları akrep ve yükselenleri akrep olanlar. El Mühit esması iade eden, ölümden sonra bitki, hayvanlar, her türlü canlıyı hayata iade eden. Bu yüzden bakın bu esma akreplerin üstünde ya, bu yüzden akrepler küllerinden doğar. Hı hı. Böyle bir özellik verilmiş mesela bu esma tam akreple gibiler. Evet, hı hı. gerçekten. El Baiz esmasıyla devam ediyoruz. Ölümden sonra dirilten, elçi gönderen, elçi göndererek cehaletteki kalpleri uyandıran, insanları kıyamete yeniden diriltecek olan zat. Spiritüel yetenekleri çok gelişmiştir akreplerin. Doğru. Sezgilerine güvenebilirsiniz. Hı hı. Yanınızda bir akrep varsa sözünü dinleyin. Olumlama olarak akışa bırakmak en güzel sahip olmaktır. Duygularımı öfke yerine sevgiyle ifade ediyorum. Öfkesi çok kötü çünkü akrebin. Affediyor ve bırakıyorum çünkü farkındayım ki her şey benim hayrıma oluyor diyor. Sonlara geldik. Yay burcuyla devam ediyoruz. El Mukni esmasını... Akrebin olumlamasını verdik mi? Verdik, evet. Affediyorum ve bırakıyorum çünkü farkındayım ki her şey benim hayrıma tamam. oluyor. Evet. Yay burcuyla devam ediyoruz. Güneş burçları yay ve yükselenleri yay olanlar dinlesinler dikkatli bir şekilde. El Mukni'yi almak istiyorum. Kendisi zengin olduğu gibi dilediğine hesapsız zenginlik veren. Yay gönlünün, yay burcunun gerçekten cüzdanı zengindir. Paylaşmayı sever. Cebindeki son kuruşu bile sizinle paylaşır. Ve bu yüzden El Mukni bolluk ve bereket sıkıntısı çeken tüm burçlar bu esmayı kullanabilirler. El Kerim esması İyilik ve türlü faziletlerin en mükemmeline bol bol sahip olan ve bunu bol bol gösteren zat. Keremi ve bağışı bol olan, cömertliği daimi olan, bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden manasına geliyor. Yaylara dikkat edin, sizin için elinizden ne gelirse yaptıkları gibi paylaşırlar da ve sürekli bir şeyler yaşayabilirsiniz. Yani sürekli keyif alabileceğiniz bir şeyler üretirsiniz beraber. Resimden, sanattan, müzikten, hı hı. doğadan. Olumlamalara zaten. Gelelim. Doğru. Her nefes alışverişimde uyum ve dengeyi hayat alanıma çekiyorum. Kalbimi mutluluğa açıyorum. Vicdanlı ve merhametli olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor diyorum. Sıkılmasınlar, bitmek üzere. Yo, az neden kaldı. Tabii sıkılan seyircilerimiz olabilir. Sabırlı olmayanlar olabilir. Bir koçu dinlettiremezsiniz mesela bu kadar. Mümkün değil. O yüzden değil. Koçu başa koymuşlar. Evet, başa koymuşlar gerçekten. Işte. El Mani esmasıyla oğlak burçlarına devam edelim. Korunma çarelerini yaratarak kullarını beden ve din bakımından her türlü eksiklik, tehlike ve noksanlarından koruyan, bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen, engelleyen. Oğlak burçlarına bakın, çok koruyuculardır. Hı hı. O yüzden tüm gezegenlerin or generalidir Satürn. Yani doğru. tüm gezegenleri yönetir ve çok ağır terbiye eder. Hı hı. İnsanı o gezegen etkisine göre. Eddar esmasını alıyorum. Hı hı. Her şeyi yarattığı gibi zarar verici şeyleri de yaratan, dilerse kullarına zarar veren. Mesela o kadar uyuşmuş ki bir oğlak burcu sizi bıraktığı zaman darmadağın olabilirsiniz. Sizi çıkarır bir anda keser, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ama çok sabırlıdır.
Yaşamdan keyif alıyorum olumlama olarak. Duygularımın sesini dinliyorum. Ben paylaştıkça bolluk ve bereket misliyle bana geliyor. Ve Kova burcu ve sonra balıklarla devam edeceğiz. El alim esması yine dediğim gibi en baştan tüm burçların güneş burçları kova, yükselenleri kova olanlar da lütfen dinlesinler ve kale alsınlar. Her şeyi en iyi bilen, ezeli ilmiyle büyük küçük, mümkün, muhal, gizli, aşikar her şeyi bilen manasına gelir el alim esması. Biz şu an kova çağındayız. Bakın türlü türlü hastalıklara çareler bulunuyor. Türlü türlü sorunlara çare bulunuyor. Kova burcunun bu marjinal tarafını görelim lütfen. ve yine aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum. Yine Ettar esmasını burada görüyoruz. Yine burada baskın geliyor. Ama ben bunun yerine El Musi esmasını almak istiyorum burada. Ele en ince detayları sayıp dökecek kadar her şeyi bilen, sonsuz varlıkları her zerresine kadar özellikleriyle yaşayan. Yani var olan ama ortada olmayan her şeyi ortaya çıkartabilir kova burçları. Olumlamalara geliyorum. Biliyorum ki her şey olması gerektiği gibi tam ve güzel. Evrensel sevgiye tüm kalbimi açıyorum. Bilgiyi seziyorum, anlıyorum ve insanlığın hayrına kullanıyorum. Balık ne burçlarıyla evet, hayrına, çok, her şeyi evet, kullanmak. Her şey bütünün hayrına. Çünkü ben bana bazen der ki bana şunu için diliyorum, şunu istiyorum Ferdi Bey. Ben de diyorum ki eğer ki öncelikle evrenin, sonra da etrafındakilerin ve daha sonra da senin hayrınaysa gerçekleşsin. Çünkü öncelikle bütünün hayrına olmalı. Doğru. İstemiş olduğun olay. Balık burcuna gelelim, el batın esmasına. Zatının görülmesi ve içeriğinin anlaşılması olanaksız ve görünen ve görünmeyen alemin egemeni olan. Bakın balık burçlarına size hep bir yüzlerini gösterirler ama kederli taraflarını göstermezler. Kederli tarafını gösteriyorsa mutlu tarafını göstermez. Parasızlığını gösteriyorsa ne kadar çok parası olduğunu göstermez. El Habir esması mülkünde olup bitenleri hiçbir gizli yönü kalmayacak şekilde bilen, her şeyden haberdar olan, eşyanın hakikatini ve gizliliklerini bilen, batını haberler kendisinden saklanamayan, bir balıktan kolay kolay bir şey saklayamazsınız. Sezer, olumlama olarak kendimi çok seviyorum. Ben bu evrende varım ve evrenin bir parçasıyım. Bunu kabul ediyorum. Bütünü görmek ve anlamak ve onu yaşamak benim hayrımadır diyerek burçları tamamlıyoruz. Çok sıkıntıda olursak Allah'a vekalet veriyoruz. Hı-hı. Benim Ender Saraç'tan öğrendiğim bir şey bu, çok işime yarıyor. Allah'ım ben bu durumun içinden çıkamıyorum. Bu ilişkideki gerçekleri görebilmem için seni bu konuda vekilim tayin ediyorum ve uygulamaya koyabilmem için sonrasında vekilim tayin ediyorum diyerek el vekil, el vekil diyerek Allah'ı davet edip Allah'a vekalet veriyorsunuz. Hı. Ve bu vekalet verme aslında yüklerinizi hafifletiyor. Çünkü ona bırakıyorsunuz. Evet, şimdi olumlamaları burç burç yeniden alalım. Yeniden ele alalım. Hem ekranını yeni açanlar için hem kaçıranlar için. Koç burçları için ben huzurluyum. Herkesin fikrine saygı duyuyor, anlamaya çalışıyor ve ben inançlı ve huzur içinde yaşamaktan keyif alıyorum. Burayı değiştirdim, bu şekilde veriyorum. İnanç ve huzur içinde yaşamaktan keyif alıyorum. Bu çok güzel ve mükemmel bir duygu. Bunu eklemesi lazım. Çünkü bazen mükemmeli göremeyebiliyor. Koçların böyle bir noktası var. Sabırsızlar ya. Doğru. O sabırsızlık onları bazen çok etkiliyor. Boğa burcuyla devam ediyorum. Boğa burcunun olumlamaları. İnadı bırakıyorum ve dinliyorum. Yeteri kadar maddi ve manevi kaynağa sahibim. Verdikçe, paylaştıkça bolluk ve bereket kaynağına bağlanıyorum. Çünkü paylaşmak önemli. Boğa burçları biraz durumları iyi olsa da paylaşmayı çok sevmeyebiliyorlar kolay kolay. Yani evet, birine aşık olursa sevdiği için, ailesi için bunu yapabiliyor ama bir iş arkadaşına ya da bir dostuna bunu yapmayabiliyor. Böyle bir noktası olabiliyor bazen. Yengeç burcunun olumlamalarına devam etmeden önce ikizleri alıyorum tabii ki. Ele. Beni unutuyordunuz. Olabilir, olabilir. Olabilir böyle şeyler. Olabilir. Sakin ve dingin
ve huzurluyum. Vicdanlı olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor. Duygularımı kabul ediyorum. Duygularımı kabul etmek o kadar önemli ki, insan duygularını kabul etmediği zaman gerçekten çok kısıtlı bir şekilde yaşıyor ve birçok fırsatı kaçırıyor hayatında. Yani önüne geleni de kaçırmak durumunda kalıyor. Yengeç burcu için ise sevgiyi hayatıma çekiyorum, bolluk ve bereketi hayatıma çekiyorum. Her an aldığım her nefesimde köklerimden gelen gücü hayatıma çekiyor ve yaşıyorum demesi gerekiyor. Ama yengecin bunu hayatında gerçekten çok sık sık yapması lazım. Çünkü bazı şeylerin farkına yengeç burçları çok geç varıyor. Ve iş işten geçmiş oluyor bu noktada. Evet, Aslan burcu ile devam ediyoruz. Hayatımda her şey olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Herkes beni olduğum gibi seviyor ve kabul ediyor. Yaptığım her şey bütünün hayrına oluyor. Olumlama olarak bunları söylüyoruz. Not almışlardır ya da YouTube'dan izleyebilirler sonradan. Aynen. Başak burcunun olumlamaları. Duygularıma önem veriyorum. Herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Biz değil, ben demeyi öğreniyorum. Tabii ben biraz heyecan yaptım. Uçağa yetişeceğim çünkü. Böyle bir şey var. Evet. Şimdi terazi burcuyla devam edelim. Ya ne kadar güzel. Tam böyle iletişim burcu, El Latif esması mesela. Evet. İlahi aşkı, evet. Bir yandan da yeniden evet. Esmaları da paylaşıyoruz. İlahi aşkı hayatıma kabul ediyorum. Kendimle baş başa olmayı ve tek başına hareket etmeyi seviyorum. Ben sevgiyim. O ben sevgiyim sözü çok önemli. Notlarla da gidiyorum ki doğru gidelim istiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim istiyorum çünkü sizlere. Akrebe geliyoruz. Akrep burcu için akışa bırakmak en güzel sahip olmaktır. Duygularımı öfke yerine sevgiyle ifade ediyorum. Affediyor ve bırakıyorum. Çünkü farkındayım ki her şey benim hayrıma ve bütünün hayrına. Bu önemli bir şey. Yaya geliyoruz. Evet, yayla devam edelim. Aynen, ekranımıza da geldi. Her nefes alışverişimde uyum ve dengeyi hayat alanıma çekiyorum. Kalbimi mutluluğa açıyorum. Vicdanlı ve merhametli olmak hayatıma bolluk ve bereket getiriyor. Getirsin de ya, yayları çok seviyorum ben. Nişan, tüm gerçekten tüm bu insanlara, iyilik noktasında insanlığa hizmet eden herkese bolluk ve bereket gelsin. Şimdi Oğlak burcuna geldik. Benim en sevdiğim burçlardan birisi. Aynı zamanda benim kanalda ki yardımcım Hüseyin'in burcu. Yaşamdan keyif alıyorum. Duygularımın sesini dinliyorum. Ben paylaştıkça bolluk ve bereket misliyle bana geliyor. Bu da çok güzel evet, bir olumlama. Kova burcuna gelelim. Kova burcunun olumlamaları. Biliyorum ki her şey olması gerektiği gibi tam ve güzel. Evrensel sevgiye tüm kalbimi açıyorum. Bilgiyi seziyorum, anlıyorum ve insanlığın hayrına kullanıyorum. Bir de kovaların bir özelliği var. Kederlendikleri zaman bir şeyi çabuk çabuk atamıyorlar üstünden. Takılıp kalıyorlar olaylara. Balık burcuna geliyoruz. Kendimi çok seviyorum. Ben bu evrende varım ve evrenin bir parçasıyım. Bütünü görmek ve anlamak ve onu yaşamak benim hayrımadır diyorum. Evet, böylece burçların olumlamalarını da vermiş olduk. Ondan sonra bir şeyimiz var genel olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar doğum tarihini tam bilenler, doğum saatini bilenler evet. için de yükselenini de artı bilenler için. Ama doğum tarihini hiç bilmeyenler var, işte karıştıranlar var, doğum saatini hiç bilmeyenler var. Onlar ne yapacaklar, hangi zikirleri o zaman, yapacaklar? Şöyle, o zaman yöntemimiz ne olacak? Şöyle olması gerekiyor bunun için. Darlık ve sıkıntı çeken birisi varsa 40 günlük bir zikir çalışması. Yani ben sayı vermiyorum dediğim gibi. Öncelikle ismanın anlamını bilmeniz gerekiyor. Onu yaşamanız gerekiyor. Çünkü bu bizim DNA sistemimize verilmiş Esma-ül Hüsna. Ne diyor Allah? Ben sizi kendi suretimde yarattım diyor. Yani sizden bir parçayım. Size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ben izin vermedikçe yerden bir yaprak dahi kıpırdamaz diyor. Yani her şeyin bir olma zamanı var ve sen yeter ki bu kapıda durmasını bil diyor. Doğru mudur? Mesela darlık ve sıkıntı çekiyorsanız ya muknive ya nafi esmalarını çalışabilirsiniz. Onlarla bütünleşebilirsiniz. Onlarla ilgili meditasyonlar yapabilirsiniz. Aşırı vesvese ve sıkıntı yaşıyorsanız, sürekli kalbiniz ve içiniz daralıyorsa El Basit esmasını çalışabilirsiniz. İşlerin kolaylaşması için.
için. Sürekli başınıza felaketler geliyor, sıkıntılar geliyor. Üstünüze çay mı dökülüyor, sıcak su mu dökülüyor, duştan kaydım, başımı şuraya çarptım, kolumu buraya çarptım, arabanın motoru bozuldu, egzozda problem çıktı, rot balanslar bozuldu, elbisemin şurası yırtıldı, topuklum kırıldı, ondan sonra gözlüğüm kırıldı. Beyler, hanımlar, kimse. Örnekler çoğaltılabilir. Örnekler çoğaltılabilir. El mani ve es selam esmasını çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bu konularda bizi çözüme götürüyor. Yaşamımızda aşk ve sevginin gelmesini istiyorsak, sürekli aldatılıyorsak, sürekli aynı ilişki zinciri içinde kendimizi buluyorsak, hı hı, ya Vedud esmasıyla bütünleşmemiz gerekiyor. Olayların içinden çıkamayıp ne yapacağımızı bilemiyorsak, ben size ne demiştim? Allah'ım, ben bu zorlukların üstesinden gelemiyorum. Bu yüzden seni bu olayla ilgili vekil tayin ediyorum. Bu durumdaki gerçekleri görebilmemi ve görmemle beraber kolaylıkla çözebilmem için vekilim ol. El vekil, el vekil, el vekil. Vekaleti veriyoruz Yüce Rabbime. Yaradan sonsuz derecede bizi kabul etmeye hazır çünkü. Olayların içinden çıkamadığımız zaman bunları yapabiliriz. Sürekli iftiraya mı uğruyorsunuz? Önünüzdeki engelleri, blokajların kalkması için El Kudüs esması. Rakamlarla ilgili bazen şöyle şeyler de oluyor. İşte çok küsuratlı rakamlar oluyor. Şimdi bir örnek rakam vereceğim. Yani evet, hiçbir alakası, bilerek söylemiyorum sevgili izleyenler. 787 diyelim, evet, bir esma. Ama çok çekiyorlar, biliyorsunuz. Rakamı, evet, besmelede olan bir rakam o. Fakat işte dijital bile olsa basamıyorsunuz veya işte o sırada telefonunuz çalıyor, birisi bir şey söylüyor ve bir tane acaba ben çekmiş miydim, çekmemiştim miydim, onun kaygısı yapacağınız olumlu şeyin ben daha ağır basıyor. Kapatıyor. Ve size iyi bir şey yapacağım derken bence, evet, blokaj seviyesi onun üzerine geçiyor artıyor, diye düşünüyorum artıyor. Ben ne dedim? Hatta bunu böyle psikolojik bir rahatsızlık seviyesine vardıran kişiler olduğunu biliyorum. Sayılara takan kişiler var mesela. Hı-hı. O sayıları aşırı derecede takıntı haline getiren kişiler var. Öncelikle niyetiniz önemli. O niyetin ne için olduğu önemli. O Esma-i Hüsna'ya ihtiyacım var mı yok mu? O önemli, çünkü zaten bizim sürekli anmamız gereken bir esma var. O da nedir? Bize hiçbir zarar etkisi olmayan en esmaların birleşimini içeren, ana baş orgeneralini içeren nedir? Allah. Birlik. Zaten biz Allah esmasını, o ismi hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Ama diğer isimler bir takım noktalarda farklı sorunları çözdüğü için, bir de o sayı kısmına takılırsak üstümüzde hiç içinden çıkamayacağımız blokajlar yaratır. Daha ya. Görüyorum Ferdi Bey, 3000 tane çekiyorum, 4000 tane çekiyorum, filanca astroloğa gittim, 5000 tane şu esmaları çalışacaksın dedi. Daha beter oldum. Neden? Daha beter olursun. Çünkü kendine şart koyuyorsun ve oradaki enerjiye de şart koyuyorsun. Yani bu 5 vakit namaz kılma olayı değil, o farklı bir şey. Çünkü o bambaşka, namaz kılarken insan bambaşka bir boyuta çıkıyor zaten. Beden bambaşka noktalara gidiyor. Ama esmaları çalışırken esmalara saygı duymalıyız ve gereksiz yere kullanmamamız gerekiyor. Birisi için bile kullanırken iznimiz olmalı ondan. Yani çünkü ben mesela Esma-i Hüsna eğitimleri gördüm. Anahtar çalışması vardır. Kilit çalışması. İşte nedir? Anahtar da sensin, kilit de sensin. Ya kilidi kendi üstüne kendin koyarsın önüne, ya da o kilidi kendin açarsın. Çünkü Allah'ın bir sıfatını taşıyoruz bizler. Bizim DNA'mıza işlenmiş mesela. Evet, bir de değil, birkaç, evet, sıfatına. Mesela bazı, yani taşlar vardır, sıfatına. Şu taşı kullan derler. Ben evimi görün, çok az sayıda taşım vardır benim. Çünkü bazı taşların tüm minerallerini Rabbim DNA'mıza işlediği için var olan noktada bir şeyi düzeltirken başka bir noktayı da bozabiliyor. Ferdi Bey, çok çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Yeniden görüşmek üzere.